ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler, aynı zamanda günaydın. Bugün yine bir sağlıklı yaşam programıyla daha karşınızdayız ve bugün yine bitkilerin sihirli gücünden, bitkilerin hangi hastalıklara faydalı olduğundan bahsedeceğiz. Yanımızda İbrahim Gökçek var, bitki uzmanı İbrahim Gökçek ile birlikte dün yarım kalan obezite konusuna bugün devam edeceğiz. Evet efendim, dün programın vaktimiz yetmemişti ve yarım kalmıştı obezite konusu. Evet. Obezite maalesef çağımızın çok büyük bir hastalığı, hızla yayılıyor. Özellikle endüstri ülkelerinde, yani gelişmiş ülkelerde çok çok ilerlemiştir. İnsanların %80'i, %90'ı neredeyse obez, yani aşırı kilolu. Özellikle bu son yıllarda Türkiye'de daha da çok gelişti. Evet, Türkiye'de. Çünkü Türkiye buna müsait bir altyapıya sahip. Hayır, hızla Türkiye'de de maalesef %50'lere doğru obezite tırmanıyor. Evet. Eğer ki önlem alınmazsa, tedbir alınmazsa zamanla obezite nedeniyle birçok hastalıkta ortaya çıkıyor. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol. Birçok insan artık hapla yaşamak zorunda. Tansiyon hapı kullanıyor insanlar, diyabet hapı, kolesterol hapı. Yani zannediyorlar ki bunlar zararsız. Kişi sürekli her gün bir tane tansiyon hapı alırsa veya bir tane kolesterol veya diyabet hapı alırsa önemsizmiş gibi algılıyor bazı insanlar ve sürekli hap alıyorlar. Yani obezite birçok hastalığı tetikliyor. Evet. Ve sürekli alınan kimyasal ilaçlar metabolizmayı bozuyor. Beyne etki yapıyor. Ve hastalıkları daha da ağırlaştırarak tetikliyor. Yani içinden çıkılması imkansız bir hal haline geliyor. Ne kadar kimyasal ilaç kullanılırsa o kadar hastalık ortaya çıkar. Yıllar önce, 30 yıl önce Ankara Haymana Kaplıca'ya gitmiştim. Haymana Kaplıcalarında. Otelde yer bulamadım. Pansiyonda kaldım. O zaman gençtim. 5-6 tane yaşlı amcayla birlikte. Dediler ki sen niye geldin? Gezmek, görmek için geldim. Araştırıyorum ben. İyi dediler. Sohbet sırasında birisi dedi ki dur hapımı alayım dedi. Elini cebine attı. Bu tansiyon dedi, geri koydu. O cebine attı bu karaciğer için. Öbür cebine attı bu böbrek için. Sonra romatizma için vesaire, sinirlendi. Depresyon için. Bütün hapları masanın üstüne çıkardı. Baktık kaldık böyle. 25-30 çeşit hap. Dedik ki ne bu? Yani büyük bir felaket. Çeşit çeşit haplar. Rengarenk. Dedi ki ya hiç sormayın. 20 yıl önce dedi böbreklerim üşütmüştüm. Doktoruma gittim. Bir ilaç verdi. Karaciğerime zarar verdi. Başka bir doktora gittim. Bir ilaç verdi. Efendim mideme zarar verdi. Başka doktora gittim. Tansiyon, kolesterol derken 20 yıldır doktor geziyorum. Hastalıklarıma çare bulamadım. Hastalıklar artıyor, katlanıyor sürekli. Kar topu gibi. Sürekli çoğalıyor. Azalmıyor. Servetini kaybetmiş. Ailesi artık istememiş. Uğraşmamış. Demiş ki boşamış. Ailesini kaybetmiş. Dedim ki keşke o zaman siz ısırgan otu, ayrık otu, at kuyruğu otu, ardıç kozalağı gibi 5-6 bitkinin çayını yapsaydınız 2 günde hiçbir şey kalmazdı. Ya bilemedim ki dedi. Söylendi olmadı. Aslında çok basit. Yani akut rahatsızlık 2-3 günde tedavi edilir. 2-3 gün içerisinde tedavi edilmezse böyle akut bir problem kronikleşir. İlaç kullandıkça da artar. Mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %85'i obez. Tank gibiler. Yolda, sokakta yürüdüğü zaman dikkat etmesen biri bir çarparsa uçarsınız. Yani zayıf insan yok. Hepsi %85'i obez. Almanya'da, Avrupa'da %80'i obez. Neden? Fast food tarzı besleniyorlar. Evet, hazır gıda. Hazır. Hemen abur cubur oradan bir şey atıştırıyor, buradan bir şey atıştırıyor. Aşırı kola tüketim var, çeşit çeşit. Türkiye'de de bunu öğrencilerimiz daha çok yapıyor. Okullarda evet. Sürekli hazır gıda, fast food tarzı yiyecekler obeziteye sürüklüyor. Evet, birçok ülkede fast food tarzı besleme okullarda yasak, fast food. Kola vesaire satımı yasak, böyle gazlı içecekler. Meyve sularında dahi aşırı oranında şeker var.
Meyve suyu, ben bir ara meyve suyu içmiştim birkaç gün. O baktım dişlerim ağrımaya başladı, hemen bıraktım. İnceledim ki şeker dolu içerisinde. Yani yanlış beslenme, aşırı ilaç kullanma nedeniyle bağırsak florası çöküyor. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteridir. Vitamin üretirler. Arı gibi, arı nasıl bal yapar bizim için? Bağırsaktaki faydalı bakteriler Lactobacillus bakterisi özellikle B6, B12 gibi çok kompleks vitaminler yapar. Bakteri bu vitamini kendisi için yapar fakat belki onun binde birini tüketir. Geri kalanını bağırsaklar emerek değerlendirir. Biz kullanırız. Yani bağırsaktaki bakteriler bizim için yaratılmış. Allah'ın bir lütfu. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler olmasa kişinin yaşaması mümkün değil. Artı sofra tuzu çok çok zararlı. Eskiden sofra tuzu diye bir şey yoktu. Ne vardı? Kaya tuzu. Öğütülürdü, kullanılırdı. Deniz tuzu, kaya tuzu vardı. Doğal tuz. Doğal tuzda 60 çeşit, 70 çeşit mineral var. İnsan bünyesi için faydalı, damarlar için faydalı. Ödemi önleyici, asidozu önleyici. Şimdi deniyor ki efendim tuz şöyle zararlı, böyle zararlı. Evet, zararlı da hangi tuz? Kaya tuzu, deniz tuzu değil. Rafine edilmiş sofra tuzu. Rafine edilen sofra tuzunda mineraller ayrıştırılıyor, sanayide kullanılır. Geri kalan tuza parlatıcı, renk verici, alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi 3 çeşit toksik madde katılıyor. Yani doğal tuzu alıyorlar, mineralleri ayrıştırıyorlar. Evet. Tekrar bunu doğal olmayan kimyasal madde katıyorlar. Ya olacak iş değil, akıl işi değil. Bu da ne yapıyor? Sofra tuzu damar sertliğine sebep oluyor. Asidoza sebep oluyor, ödeme sebep oluyor. Asidoz oluşursa ne olur? Bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Yani doğal tuz kullanmak gerekir. Dünyada en kaliteli tuz Himalaya tuzu. Himalaya tuzu bulamıyorsa kişi Çankırı tuzu kullansın. Çankırı tuzu da güzel. Efendim un. En çok tükettiğimiz nedir? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, hamurlu yiyecekler. Günümüzde artık beyaz un vitamin içermez, mineral içermez. Beyaz un mamulleri tüketen kişi ne olur? Obez olur. Çünkü beyaz un direkt şekere dönüşür. Şeker de ne yapar? Vücudumuz hücre içerisinde, mitokondrin içerisinde glikojene dönüştürür, depolar. Fakat kişinin metabolizması bozulmuşsa şekeri bünyemiz şeker olarak depolamıyor, yağa dönüştürerek depoluyor. Ne oluyor? Kişi bir tabak yemekle doyacaksa, 5 tabak yemekle yese doymuyor artık, doymak bilmiyor, sürekli yemek yiyor. Mesela beyaz undan yapılan ekmek, kişi bir oturmaya bir ekmek yiyorsa, kepekli undan yapılan kepekli ekmek, tam buğday ekmeğinden 2 dilim ekmek yese doyuyor. Çünkü vitamin, mineral, enzim, lifli madde içeriyor kepekli un. Almanya'da 272 çeşit ekmek var. Bunun %95'i kepekli ekmek. Sadece çok az %5 beyaz undan yapılan ekmek var. Türkiye'de de tam tersi. Yeni yeni hükümette bu konuda bir kararlar aldı. Bir şeyler yapılacak. İnşallah iyi olur. Yani Peygamber Efendimiz bir bayanı sokakta gezerken görüyor, un eliyor. Diyor ki hayır, un asla elenmez. Ve çok sinirleniyor. Diyor ki bu ele alın atın, asla un elemeyin diyor. Almanya'da Ernährungsgesellschaft diye, yani beslenme uzmanlığı enstitüsü yapmış olduğu araştırmada beyaz unun E vitamini hiç içermediğini, B2, B3, B6 vitamini çok az içerdiği, demir, çinko, mangan gibi mineralleri içermediğini tespit etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz'in 1400 yıl önce söylediklerini bugün Alman Beslenme Enstitüsü belgeledi. Yani araştırmalarla. Sürekli beyaz un mamulleriyle beslenirse insan obez olduğu gibi yavaş yavaş kısırlaşır da cinselliği de bitir. Beyaz unla beslenen kişinin cinselliği nasıl biter diyeceksin. Ne ilgisi var? Evet. Çünkü
E vitamini hormonların ana maddesi. Beyazınla beslenen kişi yavaş yavaş kısırlaşır. Yani cinselliği biter. Çünkü vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Mesela çinko yok. Çinko 300 enzimin anahtarıdır. Kofaktör. Oluşmasında anahtar rol oynar. 300 çeşit enzim çinko. Çinko yok. Çinko yoksa enzim yok. Enzim yoksa hormon yok. Yani bu nedenle doğal beslenmek lazım, doğaya dönmek lazım. Geçen gün bir televizyon programında 4 profesör, doktor oturmuşlar, böyle konuşuyorlar. Dedim bakayım ne diyorlar. Sıra kahveye geldi, her şeyi güzel konuştular, kahveye geldi. Tuz zararlı dediler, doğal tuzla faydalı tuz arasındaki farkı bilmiyor. Profesör, doktor, 4 tane uzman. Sağlık konusunda maşallah. Araştırmadan konuşuyorlar. Böyle de bir durum var. Sağlık konusunda 4 profesör, doktor konuşuyor. Doğal tuzla sofra tuzu arasındaki farkı bilmiyor. Zararlı deyip çıkıyor. Öyle bir şey yok. Kahve konusuna geldiler. Kahve zararlı değil falan diyor. Kahveyle ilgili Danimarka'da, Hollanda'da, İspanya'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Kofein, yüksek oranda kofein içeren kola, siyah çay, kahve. Siyah çay fazla içilmese iyi olur. Bu üç bunu da yine çok ürün, tüketiyoruz. Kofein, evet. Tükettiğimiz ürünler arasında. En çok şimdi bir de moda Avrupa tarzı kahve tüketiliyor. Bu kahvede de yüksek oranda kofein var. Avrupa ülkelerinde yapılan Danimarka, Hollanda ve İspanya'da yapılan klinik araştırmalarda sürekli kahve içen bayanların kısırlaştığı belgelenmiştir. %50'lere varan aşırı kahve tüketenlerde kısırlığa sebep oluyor. Araştırma yapılmıyor. Bir bardak kafi herhalde. Yani bir bardak veya Türk kahvesi 2 fincan içilebilir. Yani 4 profesör, doktor diyor ki efendim kahve ilgili bir araştırma yapılmış. O araştırma yapılmamış demek ki, diyemezsin ki. Önce bir araştır, hiç olmazsa internete gir. Aslında bir öğren. Araştır, ondan sonra konuş. Hani bilmediği bir konuda bir insanın profesör de olsa konuşmaya hakkı yok. Dünya çapında klinik araştırmalar yapılıyor. Maalesef bizim ilim adamlarımız oturup böyle havadan sudan konuşuyor. Şimdi biz zayıflamakla ilgili ne yaptık? 20 yıl önce Gökçek diyeti diye maydanoz suyundan bir formül geliştirdik. Maydanoz suyu ve 19 çeşit bitki. Isırgan otu, akkuyu otu, funda vesaire. Fakat insanlar dediler ki ya bu sıvı taşınmıyor, zor oluyor seyahat sırasında vesaire. Bunun hapının damlasını, derecesini üretebilir misin? Üretebiliriz dedik. Biz 3 çeşit formül geliştirdik. Maydanoz, funda, kuş konmaz. Zayıflatır. Mesela kuş konmaz, asparagin denen etken bir madde içerir. Lenf kanserine, kan kanserine dahi etkili. Fakat sentetik olarak üretemediler. Doğalını kansere karşı etkili, sentetiği zararlı. Bu nedenle kimya fabrikaları... Peki, ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Yani muhtemelen sahtesi de piyasada satılıyor. Funda, kuş konmazın birleşimindeki asparagini üretemediler zaten. Ürettiler, başarılı olamadılar, bıraktılar. Doğada olan her şeyi sentetik olarak üretemezsiniz. Yani üretirsiniz aynı etki görmez. Biz bununla ilgili uzun yıllar çalıştık. Funda, kuş konmaz, maydanoz bu bitkilerden formüller geliştirdik. Fakat Çin'de bizim bir dostumuz dedi ki ya burada bir meyve var. Garcinia kombucha. Kombucha'da yetiştiği için ana vatanı kombucha denir. Bal kabağına benzer fakat küçük bir meyve. Mandalina gibi. Mandalina tadında. İşte Çin'de, Avustralya'da, Amerika'da, Avrupa'da Garcinia hızla en çok satılan obeziteye karşı en etkili bir ürün. Araştırdık ki gerçekten öyle. Bunun birleşiminde hidroksi sitrik asit içeriyor. Asit dediğiniz zaman bazıları aman tehlikeli zannediyor. Elmada ne var? Elma asidi, malik asit. Evet. Çayda ne var? Galik asit. Yani çayda da var asit, elmada da var asit, armutta da var asit. Var. Limonda da sitrik asit var. Yani tehlikeli değil. Asit deyince bazıları yanlış anlıyor. O asit varsa tehlikeli gibisinden. Şimdi bu Garcinia'nın içerisindeki hidroksisitrik asit
şekerin yağa dönüşümünü engelliyor. Bu ne demek? Mesela yediğiniz yemek ne olursa olsun karbonhidrat içeren herhangi bir şey, vücudumuz bunu glikojen, şeker şeklinde depoluyor. Fazlasını almıyor vücut. Beyne sinyal gönderiyor. Diyor ki yeter artık doydun, yemeyeceksin. Yağ dönüşümünü engelliyor. Hidroksistrigast. Yağ dönüşümü, yani şekeri yağ dönüştüren bir enzim var. Asetil koenzim. Asetil koenzimi frenliyor. Bunun birleşimindeki, garsinyanın birleşimindeki çok özel hidroksistrigast. Çok başka bir bitki de yok bu. Sadece bundan. Bu nedenle bazıları şu diyeti yapıyor, bu diyeti yapıyor, o diyeti yapıyor. Diyet yaptıktan sonra da kilo veriyor. 90 kilo ise 80 kiloya, 70 kiloya düşün. Diyeti bıraktıktan sonra fazlasını geri alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda garsinya kullanan kişiler günde ortalama 750 miligram ekstraktı ama kilo almadığı tespit ediliyor. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Arabanıza benzini doldurdunuz. Nereye kadar? Ağzına kadar doldu. Fazla dolduramazsınız. Onun orada bir işaret verir. Doldu diye, değil mi? Sinyal. Burada hamurlu, yani karbonhidrat içeren bir şey yediğinizde hücrelerin mitokondrişin denen enerji santrallerine glikojen depolanır. Beyne sinyal gider. Hop yeter diye. Yağ dönüşümü engelleniyor. Yağ dönüşümü engellerse ne olur? Kişi kilo alamaz. Yağlar da yavaş yavaş eridiği için fit ve glikojen, yani şeker ihtiyacını da karşıladığı için asla diğer diyet türlerinde halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Hem fiziksel hem ruhsal kişi bunalıma gider. Yani diyet yapan kişi onu yemez, bunu yemez, şunu yemez, ne olur? Günlük işini yapamaz. Yani bir ezik gibi ezilir. Yani psikolojisi bozulur. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Ne olacak? Hiçbir şey yapamaz. Kafası çalışmaz. Beyni çalışmaz. Yani glikoz yok ortada. Enerjiye dönüşmüyor. Nasıl arabada benzin var, benzinsiz araba hareket etmezse, kişi de şekersiz hareket edemez. Bütün hareketlerimizi glikoz, yani şekere ihtiyacımız var. Karbonhidrat içeren her şey de şekere dönüşür. Yağlar da şekere dönüşür. Yani bunun özelliği bu. Hiçbir bitkide olmayan bir özelliktir. Garsinya. Garsinya'dan kişi günde 3 defa yemekten önce birer tane, birer kapsül alırsa 15-20 dakika önce 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar. 1 tabak. Fazlasına gerek yok. Ama diyeceksiniz ki kişi mesela çok 100 kilonun üzerinde aşırı obez, o zaman daha etkili bir bitki mi? Yok. Bir de akai beri diye bir meyve var. Bu da Amerika'da yetişir. Birbirinden bir garsinya, bir de akai. İkisinden alırsa birer tane, yani iki kapsül. Kısa sürede yavaş yavaş kilo verir. Problemsiz. Yo-yo faktör dediğimiz, yani geriye dönüşü olmaz bunda. Başka diyet formüllerinde kişi zayıflıyor, tekrar kilo alıyor. Burada öyle bir durum olmuyor. Çünkü burada enzimi frenliyor. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit enzimi frenlerse, şeker yağ dönüşmese kilo nasıl alacak? Tekrar yani kilo alamıyor. Evet. Evet.